bıraktın sonra. Zeynep koş gel bak bu daha iyi. Senin mutluluğunu da zehirleyecekler gelin hanım. Çok sürmez, merak etme. Dilin yok, sesin yok, ayak sesin bile yok. Nasıl bu kadar sessiz olabiliyorsun? Ağlama. Niye ağlıyorsun? Bırak elini keseceksin, bırak dedim. Hey Allah'ım, gel buraya. Hey Allah'ım, gel canım. Bebeğim ağlama. Ağlama tatlım. Bebeğim. Annem de yıllar boyu burada babamın işten dönmesini bekledi. Her gün batımında 40 yıl. Onun gelmesine yakın evde büyük bir patırtı başlardı. Sofralar kurulur, rakısı buzluktan çıkartılır. Hatta bardağı dökülüp hazır bekletilirdi. Annem neredeyse sabahtan başlayarak bu an için beklerdi. Babam da gün batımını bir dakika bile geçirmezdi. Sonra bir gün gelmedi. Dilara, sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Eşin ne oldu? Yani nasıl öldü? Öldürüldü. Biz 50 yıllık bir düşmanlığı hiçe saydık. Birbirimizi deliler gibi sevdik. Babam bu barış için bir fırsat işte. Gençleri evlendirelim. Hamzaoğullarıyla bu düşmanlık bitsin dedi. Ama annem Osman'ı hiçbir zaman benimsemedi. Onun ailesi de benden nefret etti. Torunlarını bile görmek istemediler. Sonra bir gün Osman öldürüldü ve hiç kimse hiçbir şey hatırlamadı. Bu evde bile yaşam o kadar hızlı eski haline döndü ki sanırsın Osman hiç yaşamadı. Seymen geldi. Özür dilerim. Yani ben bu kadar erken beklemiyordum da. Gerçekten sözünü kesmek istemedim. Hadi git karşıla. Başka zaman konuşuruz. Aman bana fazla koyma Fatma abla. Sen ye de beyle. Sonra istesen de bulamazsın ona göre. Sadece tadacağım. Ya bir haftada 2 kilo aldım zaten. Hı. Bak Şişko Hanım istemem ona göre he. Sen önce şu hanımlarla görüş lütfen. Sabahtan akşama kadar bana birbirinden güzel börekler çörekler getiriyorlar. Ha başta da bu hanımefendiyle. Yo siz gençsiniz yakarsınız. Bir şey yapmıyorum ki yakayım. Bütün gün evin içinde. Zaten resim malzemelerimi de getiremedim bu telaşede. Alışırsın Bahar'cığım alışırsın. O odadan bu odaya dolaşıp zamanın nasıl geçtiğini anlamaz olursun bir süre sonra. Doğru. Hele Dilara kadar bol ilaç alırsan hangi odada olduğunu bile anlamazsın. Ben o ilaçları keyfimden almıyorum Seymen. Haftaya Zeliha'nın yaş günü. Ah, parti yapalım lütfen abi. Tamam yapalım. Evi de süsleriz. Ben hallederim. Seyhan'ı da çağıralım. Cumartesi günü uçağa atlayıp gelsin. Küçük dayı da gelsin mi kuzum? Canım benim. Afiyet olsun. Ben televizyon seyredeceğim. Gel Zeliha. Kızım yemeğini bitirsene. İçeride televizyona bakarken yesin bari. Of nesi var bu ablamın ya? Şahtı, şahbaz oldu.
kız geldiğinden beri her gün huzursuzluk çıkartıyor. Sanki düşman. Kocasının düşmanlığı buna da sindi sanki. Adam göçtü gitti. İçimizde yılan bıraktı. Bak, Bahar'ı da benzetecek yakında kendini. Görürsünüz. Anne yapma. Sadece kendini yalnız hissediyor. Abimler mutlu falan ya. Onun da aklına kendi mutlu günleri geliyor. İyi de insanlara hayatı zehir etmek mi lazım? Gene kendi evine mi çıksa acaba? Ne diyorsun sen anne? Bidul ablamızı çatımız altında barındıramayacak mıyız? Üstelik hasta çocuğuyla. Ben onu kendine getirmesini bilirim. Fatma abla! Buyur ağam. Hanımlara masaya dönmelerini söyle. Daha yemek bitmedi. Beni duymadı mı Fatma abla? Belki oturup açık açık konuşsan her şeyi. Siz kardeşsiniz. Yani bilmiyorum. Bana sanki kardeşlerin aralarında halledemeyeceği bir şey yokmuş gibi geliyor. Sessizlik uzadıkça bir şeyler birikiyor. Böyle anlamsız patlamalar oluyor işte. Seymen ağam hanımlar masaya gelsin. Yemek bitmedi dedi. Tamam Fatma sağ ol. Bahar sen git hadi tatsızlık olmasın. Zeliha'yı da götür istersen. Bu ağlık şakası da fazla uzadı ama. Sakın ha Bahar. Onu bir daha göremezsin. Bana inan, onu iyi tanıyorum. Gel, gel birlikte dönelim masaya. Sen sakin ol Bahar, sen sakin ol. Tamam. Of, hep benim yüzümden. Sizin de tadınızı kaçırıyorum, Allah kahretsin. Aslında gerginlikler, kavgalar hiç ona göre değildi. O gece bir bebeğimiz olmasını çok istediğimi fark ettim. Ne kadar iyi bir baba olacağını, onun ve benim mutluluğumuz için dünyayı birbirine katacağını, ailesi için her şeyi göze alabileceğini görmek hiç de zor değildi. Bir sözüyle peşine takılıp gözüm kapalı buralara neden geldiğimi, bu avluda ne aradığımı artık iyice biliyordum. Öyleyse sürekli kalbimi sıkan bu el neyin nesiydi? Ben büyük bir sürpriz yapacağım Zeliha'ya doğum gününde. Ne acaba Zeliş? Hiçbir sürpriz benimki kadar büyük olamaz. Hadi bakalım. Herkese iş çıktı. Ben de kızıma güzel bir elbise yaptıracağım. Yarın çarşıya çıkıp terzi teyzesine gideriz. Prensesler gibi model seçeriz. Çabucak diker, değil mi kızım? Yarın kızları alıp şehre çarşıya gidelim. Seymen. Ne dersin? Bahar'a göstermek istediğim yerler var. İyi olur. Biraz yediklerinizi yakarsınız hem. Anne ben sizinle gelmiyorum, okula gidiyorum. Çok önemli bir sınavım varmış, unutmuşum. Size iyi günler. Zeynep. Kızım dur, tek başına gitme. Dur bekle, biz bırakırız seni. Boşuna çeneni yorma. Giyinip kuşanıp aşağı sokağa vardı bile. Bir fırıldaklar çeviriyor bu ama. İş çıkardı Seymen'de. Ne güzel her gün Salih'le gidip geliyordu. Niye taktı oğlana durup dururken? Oğlan havalanmış. Anasını babasını beğenmez olmuş. Kızın da aklını bulandırır diye kestirdi attı. Günaydın anne.
Şu çarşı işini yarına bıraksanız iyi olacak. Ne var, ne oldu? Bahar'ın yine fena halde başı ağrıyor. Gece hiç uyuyamadı. Kızın üstüne varmayın. Belli ki bizimle olmaktan sıkılıyor. Başı ağrıyor dedim ya abla. Olur oğlum. Ne olacak, yarın gidiveririz. Acelesi mi var? Hem Zeynep'in de bugün sınavı varmış. Okula gitti. Çocuğa elbise ısmarlanacaktı. Hem benim de alacaklarım var. Yarın gidersiniz. Oldu peki. Gelin hanım ne zaman arzu ederse o zaman gideriz. Biz her sabah böyle erkenden kalkar, giyinip kuşanıp onun keyfinin gelmesini bekleriz. Abla neden böyle yapıyorsun? Neden sürekli ağız tadımızı kaçırmaya çalışıyorsun? Günaydın. Bağlara değil mi am? Bağlara. Seymen. Oğlum az baksana. Şu Haydar'ı köyünden getirdin artık. Kalacağı kadar kaldı. Ona bu ders yetmiştir. Kalsın biraz daha. İyice aklı başına gelsin. Evladım. Yerde sürünen kişi düşmekten korkmaz. Bil ki kaybedeceği hiçbir şey kalmayan adam zamanla en büyük düşman olur. Böylelerini göz önünden ayırmayacaksın. Sağda solda konuşmaya başlarsa hiç iyi olmaz. İşinize varınca Memo'yu yollayın, Haydar'ı alıp getirsin. Hem evde bekleyen genç karısı var, olmaz. Yakışık almaz. Bana bak, Bahar'la aranızda bir tatsızlık falan çıkmadı değil mi oğlum? Yok anne ya, ne alakası var? Zaten bu ağrılar sürerse İstanbul'a tetkike götüreceğim. Nazar değdi güzel gelinime, nazar. Anne bak, kurşun murşun döktüreceğim de kızın ödünü patlatma sakın. Bak bozuşuruz. Hadi oradan, cahil miyim ben, git işine. Selametle hadi. Hay Allah. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz Bahar yengesi. Oo, Mahsen'in nadide parçaları çıktı demek. Bak yengecim, böyle şarabı dünyanın hiçbir yerinde içmemişsindir. Tahmin ederim. Gel birer kadeh tadalım ha. Ya dur sabret biraz, masa falan kurulsun. Herkes gelsin, ayıp. Aa, bir şey olmaz, gel hadi. E hadi. Anlat bakalım. Düğünden beri görüşemedik. İstanbul nasıl? Bildiğin gibi. Aynı sıkıcı mekanlar, aynı suratlar. Aynı kızlar. Söyle bakalım, özel birisi var mı hayatında? Vardı, bitti. Heyecanı kalmamıştı, bitti. Kolay vazgeçiyorsun galiba. Herkes abim kadar şanslı. Ben de çok şanslıyım. Bir gün senin de şansın güler. Hiç merak etme Seyhancığım. Ah! Erkenden kafa çekiyorsunuz bakıyorum. Oğlum, gelir gelmez konağın ahlakını mı bozuyorsun? Hoş bulduk abi. Lan gelsene oğlum aşağı. Dünyanın paketi var burada. Thank you.
hepsi senin. Koca kız oldun ya. Tamam, hediyene bak ama önce bir öpeyim. Sen ver hadi. Al, bu da benden. Oy oy, dayısı neler almış. Al delişciğim. Ay, ne güzel şeyler bunlar böyle. Hadi git de aç hediyeyi. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Zeliş. İyi ki doğdun Zeliş, iyi ki doğdun Zeliş. Kızım sonra açarsın. Hadi gel pastanı kes. Zeliha yeter ama. De doğum günlerinizden de. Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam edin bakalım. Sandınız ki ölülerle birlikte anılar da gömülür. Hepinizi Allah kahretsin. Ne oldu abla? Anne, kızlara söyle masayı kaldırsınlar. Kanatlarımızı da alalım. Aa, beni de mi istiyorsun? Peki tamam, hadi beraber uyuyalım o zaman.